Son zamanlarda doğal bitkisel ürünlerin tümüne hem içilen, yenilen bitkiseller, hem sürülen bitkisel ürünler, hem kullanılan sabun gibi ürünler, işte bunlardan yapılan yağlarından falan faydalananlar, bu tür tüketim arttı. Yani doğallığa dönüş arttı. Sabun tüketimi de gün geçtikçe artık eskiye nazaran artıyor. Pandemi genel temizliği artırdı. İnsanların tümünde, yani kullandıkları malzeme, işte sıvı sabunlar olsun veya katı sabunlar olsun, doğal sabunlar olsun, hangisi olursa olsun, insanların temizlik alışkanlığını artırdı. Sabunluk yağlara ilaveten işte keçi sütü, eşek sütü veya işte inci tozlu. Yani sabunların aslında çeşitlendirilmesi tüketimini artırdı. Sabun yapımı normalde iki çeşittir. Yani usul olarak biri sıcak sabun, bir tanesi soğuk sabun. İkisi de yağlardan yapılır. Yani sabun bitkisel yağların tümünden yapılır. Hayvansal yağlardan da yapılır. Sıcak sabunda kaynatma usulü, bizim Nizip'te genelde kullanılan bu, kaynatılarak yani yapılır. Sütlerde aynen, sütlerde eşek sütlü sabun mesela bazı ürünlerin çoğunda öyle. Yani düşünün ki 1000 lira kilosu, yani 1000 lira olan yağın sabunu 10 liraya, 15 liraya satılıyor. Yani bunda sadece onun ismi, onun esansı varsa veya özü kullanılıyor. Eşek sütünü, yani sabunda satılan sabun kadar eşek sütünü bulmak mümkün değil. Yani dünyada mümkün değil. Bunu